Selamlar arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir umarım. Sabah sizlere bir short işlemden bahsetmiştim. BTC'de güzel bir düşüklük olacağını söylemiştim arkadaşlar. Düşüşümüz gerçekleşti şu anda. Yaptığımız çizimler vesaire her şey tuttu. Bu konuda mutluyum arkadaşlar. Hemen şöyle USDT. Hemen BTC USDT giriş yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ok seviyesine bakar mısınız? Hani... Çok güzel bir seviyede sizlere BTC'nin nereye kadar düşeceğini söylemişim. Bak, sabah saatlerinde sizlere bunu söylüyorum arkadaşlar. Şu anda da gördüğünüz gibi tırink, düşüşümüz oldu. Buradan güzel bir kazanç elde ettik. Bu kazançlara ulaşabilmek için de sizleri Telegram adresine davet ediyorum arkadaşlar. Telegram adresinde ücretsiz bir şekilde veriyoruz. Hatta şu anda Algo'nun short işlem olacağını daha öncesinde söylemiştim. 1-2 dakika önce. Hatta şöyle Algo'ya da bakabiliriz hemen. Algoda arkadaşlar buradan itibaren hani şuradan itibaren bir short işleme geleceğini söyledim. Bunu da buraya çekmiş olalım. Bakalım bir sonraki videoda algoya baktığımızda düşüklük var mı yok mu 4 saatlik içerisinde onu da en azından yaptığımız sinyallerin doğru olup olmadığını direkt buradan görebilirsiniz. BTC USDT dedik ve gördüğünüz gibi çok güzel bir short işlem yakaladık arkadaşlar. Bu short işlemi sizlere sabah yani öğlen saatlerinde zaten söylemiştim. Dedim ki arkadaşlar BTC'de hani ufak sinyaller yukarı doğru olabilir ama dediğim gibi düşüş kaçınılmaz. Ya şuradaki yaptığım mum zaten ne ne değildir anlayamadım. Yani çok değişik bir mum yaptı arkadaşlar burada. 4 saatliğe baktığımızda güzel bir düşüş görüyoruz arkadaşlar. Günlüğe baktığımızda hala ise düşüş devam ediyor. Ve ee, şu çok saçma. Bakalım çok az bir pay kaldı arkadaşlar. 18.500'e ne demiştim? 18.500'den long açabilirsiniz. Hani kar almayı 18.500 yaptık. 18.450'den bir long açarız. Ne oldu? Gerisi nereye kadar gelir arkadaşlar? Tabi buraya kadar gelmez 22.000'e kadar gelmeyiz de. Gene bir 20.000'e 20 yakın orada karımızı alır çıkarız arkadaşlar. En kötü 19.500'de karımızı alır çıkarız. Onu bekliyorum şu anlık. Tekrardan 4 saatliğe geldim. Hatta haftalığa geleyim arkadaşlar. Haftalıktaki yaptığı işlemleri görüyorsunuz. Fevkalade düşüşler hala devam ediyor. Gördüğünüz gibi haftalıkta da hala düşüşümüz devam etmekte. Bakalım haftalık kapanışı daha söylemek erken. 4 saatliğe geldiğimizde de düşüşümüzün devam ettiğini görebiliyoruz. Riskte de arkadaşlar normal bir sat var güçlü sat değil normal bir sat var arkadaşlar şu anda bitcoin üzerinde onu da bakalım ilerleyen zamanlarda nereye dönecek avax usdt aynı zamanlarda bir avaxa da short işlem demiştik sizlere nereden alınması gerektiğini vesaire onları söylemiştik hemen şöyle geliyoruz fazla bir aşağıya doğru iğmede bir nokta kalmamış arkadaşlar. Neredeyse 1 dolarlık bir fark var. Ve sabahki okumuzda gene aynı çizgisinde duruyor. Gene yakalamış, yakalamışız Ava, Avax'ı da arkadaşlar. Çok iyi bu da. Hani destek noktamıza doğru geliyor. Direnç noktamız zaten çok yukarılarda. Buna bakmaya gerek yok. Dirence bakmaya gerek yok. Avax'ı da arkadaşlar bekliyoruz. Ne yapacaktık? 15.52 veya 15.60 bir arkadaşımız sormuştu. Yakından girebilirsiniz. Avax'a hani 15.60, 15.75'lerden de girebilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Long işlemlerde. Ethereum USDT'de o da bir düşüş yakaladık. Gördüğünüz gibi şuradaki düşüklük çok iyi oldu. Düşüş gerçekleşti. Karımızı aldık ve çıktık arkadaşlar direkt. Basit işlemler vur kaç yapıyoruz arkadaşlar. Düşüşü görüyor muyuz? Direkt short yapıştırıyoruz. Karımızı alıyoruz. Biz devamlı arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Kardan stop yapın. Nasıl yani? Mesela bizim şimdi karımız %15 oldu değil mi? %9'a stop koyalım. Ne olacak? %9'da indi mi? Bir şey açtı mı atıyorum. Bir mum açtı mı arkadaşlar? Sıkıntı yok. Aşağıda Kârımızı aldığımız gibi çıkarız. %9'luk kâr da iyidir arkadaşlar. Sıkıntı yok. 100 dolar da 9 dolar yapar. Başka söyleyebilecek bir şeyim kaldı mı? AVAX'a baktık. BTC'ye baktık. Ethereum'a baktık. Ethereum'daki dediğim gibi arkadaşlar gene. Hani 1280-1300 sularını görebiliriz rahatlıkla. Çünkü gene düşüşümüz o yönde. Hani destekleyen bir şey yok. Hacmi açık olduğu için de. Hani Ethereum sıkıntılı arkadaşlar. Hemen şöyle bir BTC USDT'ye tekrardan bakmak istiyorum. Şu anda bir arkadaşımız bize XRP'yi sormuş. Tekrardan XRP'yi de bir hemen bir bakalım arkadaşlar. XRP kendince güçlü olan bir coin'di. Bakın sabah böyle bir mum yoktu arkadaşlar. Ama şimdi böyle güzel bir mum var. <laughs> Mum'a bakarsanız zaten direkt shortlarda likit, longlarda likit, her türlü likit yapıyor yani bu bizi çok ilginç arkadaşlar. Bir de XLM. XLM'ye arkadaşlar biz e, TP açık short demiştik. XLM'ye bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en tepe noktadan bir short işlemi açmıştık. Şu anda mum kapanacak birazdan. Ha, birazdan değil mi? Hani bir biraz daha var. Hani şu saat 7'deki mumu çok merak ediyorum. Şu anlık bir aşağı doğru gidişat var arkadaşlar. XLM XLM'de şu anda bir short işlem yapılabilir. Tıt 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 tıt. Başka söyleyecek bir şeyim kalmadı. Hani şöyle bir bakıyorum aşağıdan. Neler geliyor? Neler gidiyor? Evet. Bu kadar. Hani sizin aklınıza takılan başka bir şey varsa arkadaşlar muhakkak yorum kısmına yazın. Bugünlük bu kadar diyelim. Hani e, güzel bir işlemlerden kazançlarımızı sağladık. Dediğimiz gibi arkadaşlar işlem açacak dostlarımız için de hani şu anda ben normalde 70 küsürlerle giriyordum bunu sabah da söylemiştim sizlere. Olabildiğince x'leri düşük tutalım arkadaşlar. 70x değil de 30x, 25x girmeye çalışalım. Hani 10x, 5x giriyorsak kafi kalsın onlar, sıkıntı yok ama dediğim gibi düşük girmeye çalışalım arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Bay bay. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı bekliyorum.